Merhaba, Düşüncenin Seyir Defteri'nde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta seyir defterimizin uğrak noktası miladi 10. hicri 9. yüzyılda yaşamış ve İslam düşünce tarihinde muallimi sani yani ikinci öğretmen olarak adlandırılan Ebu Nasr el Farabi. Esasen Farabi'nin ikinci öğretmen olarak adlandırılması onun Aristoteles'ten sonra birinci öğretmen olarak adlandırılan Aristoteles'ten sonra İslam felsefe geleneği içerisinde mantık külliyatını yeniden inşa eden ve mantığı sistematik bir biçimde felsefenin, felsefi ilimlerin temel yöntemi haline getiren bir düşünür olmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte biz bugün Farabi'nin en az mantıktaki epistemolojideki katkıları kadar bir diğer önemli katkısı üzerinden ilerleyeceğiz. İşin doğrusu çağdaş dönemde de Farabi mantıktaki katkılarından ziyade birazdan konuşacağımız bahis üzerinden daha fazla tanınmıştır. Onun siyaset düşüncesini ele alacağız. İslam düşünce geleneğinde belki de yazılmış başlıca siyaset felsefesi metinlerinden biri Farabi'nin El-Medinetü'l Fazılası. Yani Eflatun'un cumhuriyetini, Aristoteles'in politikasını takip edecek bir biçimde aynı kapsama neredeyse sahip bir metin İslam düşünce geleneğinde Farabi'ninki kadar etkili olmuş değildir. Farabi'nin Erdemli Şehir kitabı, Medinetü'l Fazıla kitabı esasen böyle bir metin. Tabii Farabi'nin siyaset felsefesini sadece Medinetü'l Fazıla, Erdemli Devlet metni üzerinden ele almak mümkün değil. Çünkü Farabi'nin siyaset felsefesi onun bütün felsefesiyle organik bir biçimde ilişkili. Ahlakıyla, metafiziğiyle, epistemolojisiyle. Buraları konuşacağız ve esasen Farabi'nin kendinde nasıl bir siyaset düşüncesi vaz ettiğini ele alacağımız kadar bugüne neler söyleyebileceğini de müzakere edeceğiz. Ama önce isterseniz genel olarak İslam siyaset düşüncesi hakkında çok kısaca biraz konuşalım ve İslam siyaset düşüncesini hem okulları itibariyle hem ana metinleri itibariyle kısaca ele alıp Farabi'yi orada konumlandırdıktan sonra ekol bakımından sonra Farabi'ye geçelim. Ne dersiniz hocam? Hocam İslam'da siyasi düşünce biraz ahlak düşüncesine benziyor literatür bakımından. Evet. Felsefe külliyatı Hicri 200 ile 220 arasında tercüme edildi. Bundan önceki dönemde Müslümanlar aslında ahlak ve siyaset hakkında yazmaya başlamışlardı. Hatta kelam ve fıkıh bir disiplin olarak kurulmuştu. Fıkıh aslında bizim sonraki dönemde siyaset metinleri kapsamına dahil ettiğimiz bir takım şeyler aslında fıkıh kitaplarının bir parçası olarak yazıldı. Sonra da öyle yazıldı, başlangıçta da öyle bölümler vardı. Siyaset düşüncesi aslında İslam'da önce rejim tartışmasıyla başladı. Evet. Rejim tartışmasıyla. Yani, kelami gelenekle ilişkilendirilecek bir biçimde. Evet, kelam geleneği bunu önce bir hilafet tartışması olarak ele aldı. Ardından rejim tartışmasıyla birlikte hukuk tartışmalarını da içerecek şekilde yani siyasi toplumsal düzenin idamesini sağlayacak yasaların ne olduğu sorunuyla birlikte genişledi. Ve Hicri ilk 200 yılda bu konuda yazılıp çizilenler daha ziyade hükümet etme şekli, yani rejim problemi ve hukukla ilgili şeylerdir. Rejimlerin türlerine ilişkin ayrıntılı anlatılar pek yer almaz ama daha ziyade devlet başkanı nasıl seçilir, hangi evsafa sahip olması gerekir, toplum üzerinde devlet başkanının topluma karşı yükümlülükleri, toplumun devlet başkanına ya da yürütücüye karşı yükümlülükleri nelerdir? Bu konu etrafında ele aldılar. Fukaha da fıkıh metinleri içerisinde, muamelat bahisleri kapsamında kamu haklarının, kamusal düzenin nasıl idare edileceği, yapılandırılacağı meselesini ele aldı. Sonra Aristoteles'in politikası, daha doğrusu Aristoteles değil de sadece genel olarak Yunan siyasi ve ahlaki hikmeti Arapçaya aktarılınca bu konu İslam filozofları tarafından ele alınmaya başlandı. Aslında Farabi'den önce bu hususta ciddi eser yazan filozof bilmiyoruz. Yani Kindi'nin böyle birkaç ahlak risalesi var ama konuyu bir bilimsel disiplin içerisinde sistemli olarak ilk defa ele alan filozof Farabi. Farabi'nin işte Medinetü'l Fazılası veyahut da es-Siyâsetü'l-Medeniyyesi bu konuda meşhur eserler. Fakat Farabi'nin ele alma tarzı biraz farklı. Yani muhtemelen birazdan oraya gireceğiz. Kitabül Millesi, Kitabül Hurufu, Tahsilü Saadesi, bunların tamamı aynı zamanda bir yönle ahlak, bir yönle siyaset metinleri. İşin daha ilginç tarafı Siyasetül Medeniye ve El-Medinetü'l Fazıla aynı zamanda metafizik metni. Bunlar nazari felsefenin bütüncül ele alındığı meseleler. Sadece siyaset metinleri değil. Buna paralel olarak Farabi bir damar oluşturdu hocam. Bu ana şeyi özetleyelim de ondan sonra geçelim diye söylüyorum. Şimdi Farabi ile birlikte bir yazım geleneği oluştu felsefede, felsefe ekolünde. Farabi'den sonra daha ziyade ahlak metinleri kaleme alındı. Tehzibül Ahlakı kaleme aldı. İbn Miskeveyh'ten önce Yahya bin Adi. Ondan yaklaşık 40-50 yıl sonra İbn Miskeveyh Tehzibül Ahlakı'nı kaleme aldı. İbn Sina bu konuda ufak şeyler yazdı fakat etkili oldu. İbn Sina'nın özellikle metafiziğin sonunda, kitap şifa metafiziğin sonunda hem ahlaka hem de siyasete dair birkaç faslı vardır. O kısa ama oldukça özetleyici ve kapsamlı bir yazıdır. İbn Sina'dan sonra felsefe geleneğinin en önemli metinleri aslında bu alanla ilgili önemli metni aslında Doğu İslam dünyasında Nasîrüddin Tûsî tarafından kaleme alındı. Nasîrüddin Tûsî Farabi'nin verileriyle İbn Miskeveyh'in verilerini birleştirerek Ahlak-ı Nasri'yi kaleme aldı. Ahlak kitabı olarak bilinir ama bu kitap hocam bundan sonraki dönemde de Osmanlı'da yazılan kitaplar ameli hikmetin bütününü anlatır. Yani ahlak, ev yönetimi ve siyasetin bütününü anlatır. Sadece ahlak kitapları değildir bunlar. Yani dar anlamıyla ahlak kitapları değildir. Burada Farabi'den siyaset içeriğini, İbn Miskeveyh'ten ahlak içeriğini aldı. Bir kısım ilavelerle bütüncül bir metin oluşturdu. Ahlak-ı Nasri öyle bir metindir. Ahlak-ı Nasri'den sonra 13. yüzyıldan itibaren bu eser modellendi. Yani Selçuklu ve Osmanlı döneminde ihtisarları yapıldı, daha geniş kapsamlı eserleri yazıldı. Nihayet bu Kralızade'ye kadar, Taşköprü Zade'ye kadar geldi. Muhtemelen bu tarzın, Tusi'den oluşan tarzın en yüksek eseri Kralızade'nin Ahlak-ı Alâî'si. Ahlak-ı Alâî hem üslup olarak hem de içerik olarak oldukça yüksek düzeyi temsil eder. Batı İslam dünyasında felsefe geleneğinde bu konuyu Farabi'nin Medinetü'l Fazılası'ndaki bazı bölümleri benzer şekilde önce İbn Bâcce, ardından da Aristoteles külliyatının işte bütün dönemlerdeki en büyük şarihi sayılan İbn Rüşd Farabi'ye benzer bir tarzda meseleyi ele aldı. Biliyorsun İbn Rüşd aynı zamanda bilimle toplum arasında ki bilimle din arasındaki ilişkiyi kendisine büyük problem olarak benimsedi ve bu konuda ayrıntılı eserler yazdı. Bu felsefe geleneğinin gidişatının kısa bir özeti. Ama felsefe geleneğine eklemlenen aynı zamanda diğer geleneklerin de katkısıyla birlikte bu işin bu bahsettiğimiz literatürden oldukça farklı bir şeyi yine Endülüs'te İbn Haldun tarafından kaleme alındı. İbn Haldun bütün bu külliyattaki siyaset araştırmasının kelimenin hakiki anlamıyla siyaset araştırması olmadığını, çünkü insani içtima hakkında bize bilgi vermediğini, öyle diyor İbn Haldun yani. İnsani topluluklar hakkında bize olgusal bilgi vermiyor, normatiftir bunlar diyor. Bu nedenle İbn Haldun işte mukaddime'de Ümran ilmi diye bir ilim kurdu ve bu ilmin nakli değil, şer'i, dini bir ilim değil, akli ilimler arasında bulunması gerektiğini, çünkü mülkün doğasını, devletin tabiatını, içtimai hayatın yapısını incelediğini iddia etti. Onu da buraya dahil etmek lazım. Yani felsefe geleneği kapsamında değerlendirmek lazım. Çünkü kendi iddiası da o. Bunların yanında bir de Maverdi gibi, Ragıb el-İsfahani gibi, Nizam-ül Mülk'ün siyasetnamesinde gördüğümüz gibi bir literatür var. Bu literatür Maverdi'ninki, Ragıb el-İsfahani'nin işte ahlak eserleri içerisinde var. Maverdi'ninki daha baskın bir şekilde böyle. Yine Cüveyni'nin El-Giyasisi. İbni Teymiye'nin Ahkam-ı Sultani'nin belki dini, kelami siyaset düşüncesi. Bunlar daha ziyade fakih olarak yazıyorlar. Evet. Bir de bu Nizam-ül Mülk'ü o yüzden istisna etmek istedim. Maverdi, tabii Maverdi, Cüveyni, ondan sonra Ragıb gibi yazarlar daha ziyade fakih ve ahlak meseleleriyle derinden ilgili fakih olarak yazıyorlar. Bir de siyasetname literatürü var. Bu literatür daha ziyade bürokratların hassasiyetiyle kaleme alınmış bir literatür. Evet, İbn-i Mukaffa'dan. Evet, oradan geliyor. Bu literatürün daha önceki kaynakları, İslam önceki kaynakları İran'a uzanıyor. Hı hı. Yani ama Abbasiler döneminde şekillenmeye başlamış. Hı hı. Ya da Emevilere uzanıyor biraz ama aslında Abbasiler döneminde şekillenmeye başlıyor. Daha sonra geliştiriliyor. Bir de hocam bunların yanı sıra, yani bürokratların kaleme aldığı siyasetnamelerin yanı sıra İslam düşüncesinde siyaset-i şer'iye literatürü var. Evet. Bu literatürün bir özelliği var. Bu literatür bir iddiayla çıkıyor. O iddia şu. Şimdi fukaha devletlerin kendine özgü bir alanı olduğunu, sultanların orada kendi adetlerinin cari olduğunu kabul etmiş. Yani bir sultanlar geleneği var. Hükümet etme gelenekleri var devletlerde. Orada sultanlar kendi örflerini uygulayabilirler diye örfi hukuk kapsamında bunu değerlendirmişler. Siyaset-ü şer'iye literatürü aslında ilk olarak burayı da fıkıh belirlemelidir. Yani sultanların kendi örflerini uyguladığı alanı da fıkıh kapsamında mütalaa etmeliyiz. Buranın da yasaları ve yasaları nasıl uygulanacağı hususu fukahanın tahta tasarrufunda olmalıdır gibi bir iddia ile kaleme alınmış. Bu işte İbni Teymiye'nin böyle bir eseri var. Osmanlı'da Dede Cöngî'nin böyle bir eseri var. Yani meşhur bir takım eserler var. Yani şunu demek istiyorum. İslam siyaset düşüncesi aslında tek bir alanla ilgili değil. Hiç girmedik ama tasavvufta da var bu. Yani İbn Arabi'nin Tedbirat-ı İlahiyesinden sonra Sufiler de siyaseti maneviye adını veriyorlar. Evet, siyaseti maneviye adını verip bu konuyu başka bir cihetten ele aldılar. O tipik bir siyaset metni sayılmayabilir ama her halükarda siyaset düşüncesinin, yani siyasetin metafizik açıdan ele alındığı bir metin olarak değerlendirilip üzerine, yani o açıdan bakılabilir. Dolayısıyla İslam düşünce geleneklerinin bütününe yayılmış bir siyaset düşüncesiyle karşı karşıyayız. Literatürlerin kendine özgü bir takım ele alma biçimleri, meseleleri ele alma biçimleri, duyarlılıkları ve varmak istedikleri neticeler var. Farabi'nin birazdan konuşacağımız siyaset düşüncesi süreç içerisinde neredeyse bunların tamamını etkilemiş. Özellikle El-Medinetü'l Fazılası ve Es-Siyâsetü'l-Medeniyye'de Farabi'nin yaklaşımı bu literatürün şu veya bu ölçüde tamamına etki etmiş. Birazdan konuşacağız. Rejim türleriyle ilgili bütün bilgiler Farabi'den gelir zaten. Evet, şimdi çok güzel bir özet oldu hocam. Ağzınıza sağlık. Burada Farabi'ye geçmeden önce bu literatürdeki anahtar terimler üzerine birkaç şey söyleyelim isterseniz. Burada aslında ahlak alanında olduğu gibi, çünkü bu aynı tasnifi ahlakla ilgili de yapıyoruz tabii, biz. Tabii, edep literatürü diyoruz. Efendim, dini ahlak literatürü diyoruz, felsefi ahlak literatürü diyoruz, tasavvufi ahlak literatürü diyoruz. Burada da benzer bir tasnif var. İşin doğrusu burada siyaset literatürünün merkezinde ahlakla da ilişkili bir biçimde mutluluk tabiri yer alıyor esasında. Yani filozofların deyimiyle es-Siyâsetü'l-Kusva, yani en yüce mutluluğu elde etme yolunda siyasetin kendisi araçsallaşıyor. Bizatihi amaç haline gelmeden, zaten amaç haline getirildiğinde bizatihi iktidarın, Farabi cahil zorbalık şehirlerinin doğabileceğini söylüyor. Erdemli Şehir ona göre mutluluğu ne olduğunu bilen ve mutluluğa götüren yolları bir bütün olarak felsefeden, metafizikten ve ahlaktan tahsil etmek suretiyle idareye aktaran bir yönetim biçimi olarak Erdemli Şehir'den bahsediyor. Demek ki felsefi siyaset teorisinin merkezinde mutluluk fikri yer alıyor. Yüce mutluluk fikri yer alıyor. Diğer taraftan edep literatürünün merkezinde ise özellikle Pers geleneğinden gelen, Hint geleneğinin etkilerini taşıyan İbn Mukaffa'nın Kelile ve Dimnesinde, Edebül Kebir'inde gördüğümüz, daha sonra işte Nizam-ül Mülk'ün aslında aynı geleneği yansıtan siyasetnamesinde gördüğümüz, ardından Osmanlı dünyasına da intikal eden Hümayunname gibi eserlerde gördüğümüz, eski Pers hükümdarlarının, Şehname'de hatta gördüğümüz eski Pers hükümdarlarının ve sadece onların değil aslında kadim dünyanın adil ve başarılı hükümdarlarının, İskender'in de dahil olduğu bir çerçeve dahilinde, Büyük İskender'in de ideal bir form olarak kendisini gösterdiği bir çerçeve dahilinde başarılarının arka planında yatan düzen kurucu fikri, eyleme biçimlerini, muamele biçimlerini menkıbeler, hikayeler yoluyla anlatıp bunları öğütlere dönüştüren bir literatür var. Buranın merkezinde de aslında bir yönetim biçimi önerme, yönetim biçiminin felsefesini yapmak yerine pragmatik bir şekilde biraz düzen fikrini, nizam fikrini esasa alan ve bir idarecinin bu nizamı kendisinden önceki örneklere bakarak nasıl tesis edebileceğini gösteren bir literatür var burada. Nizam fikri merkezde, yani düzen fikri. İster ne yolla olursa olsun efendim nizamın nasıl inşa edileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Diğer taraftan üçüncü bir unsur olarak işte Maverdi'nin Edeb-i Dünya ve Dininde, Ahkam-ı Sultaniyesinde ifade ettiğiniz gibi, işte Ragıb el-İsfahani'nin Evveriyasında ve benzeri metinlerde gördüğümüz, Kralızade'nin daha sonra Ahlak-ı Alâî'nin siyaset bölümünde gördüğümüz bir tutum daha var. Dini siyaset literatürü diyebiliriz. Fıkhınla kelamın ve sünnet-i seniyye manasında edebin iç içe geçtiği bir yer burası. Efendime söyleyeyim, ve edebi daha çok bir tür Kur'an-ı Kerim'in örnekliğinde sünnet-i seniyyeyi Peygamber Efendimiz'in hal, tutum ve sözlerinin kendisi olarak değerlendiren bir literatür burası. Burada da merkezde hocam ilahi rıza ve adalet fikri var. Adalet nedir sorusu çok merkezi bir şey burada. Adaletin tesisiyle birlikte ancak ilahi rızanın elde edilebileceğine yönelik bir vurgu var. Ve sonrasında adaletin tesisi yolunda zümrelerin birbiriyle ilişkisi ve idarecinin hem kelami hem fıkhi açıdan mahiyeti ve rolleri üzerinde duruyoruz. Demek ki mutluluk, düzen, ilahi rıza ve adalet vurguları. Tabii adaleti buraya hasretmemek gerekir. Adaleti çok güçlü bir biçimde felsefi literatürde de, edep literatüründe de göreceğiz. Fakat burada adalet diğer ikisine göre üçüncü literatürde daha merkezi bir kavram olmaya doğru gidiyor. Nihayet son olarak İbn Haldun'u kendi başına yine kelam geleneğiyle esasen ilişkili bir şekilde ele alıp değerlendirmek gerekiyor. O başlı başına başka bir programın konusu diyebiliriz. Çünkü İbn Haldun şimdiye kadar hep iktidarın formlarının çalışıldığını, iktidarın maddesinin çalışılıp tartışılmadığını söylüyor. Buradan efendim Farabi'ye intikal edecek olursak, Farabi'nin siyaset düşüncesinin çok güçlü bir biçimde metafiziğinden ayrılmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Belki dolayısıyla Farabi'nin siyaset düşüncesi hakkında konuşmak, onun çok meşhur şehir tarzları, şehirde yaşayan halkların davranış biçimleri, idarecinin niteliği ile ilgili müzakerelerinden önce Farabi'nin siyaset metafiziğini konuşmayı gerektiriyor esasında. Biraz buradan başlayıp Farabi'nin siyaset metafiziğine diye soralım. Ama onun öncesinde ben bir cümle daha müsaadenizle hocam eklemek istiyorum. Buradaki siyaset teorilerinin tamamı aslında hem edep literatürü bir miktar pragmatist olması, pragmatik yani faydacı olmasına rağmen hem felsefi hem dini siyaset teorileri esasen idarecinin hangi yolla toplumsal düzeni ve o toplumda yaşayanları sağlayabileceği ve o toplumda yaşayanları mutluluğa sevk edebileceği, ilahi rızaya sevk edebileceği sorusu sorulduğunda gerçekçi bir cevap veriyorlar. Yani bizatihi her türden faydadan, çıkardan uzak bir şekilde idarecinin ya da o toplumda yaşayanların heveslerinden, gayelerinden, tikel arzularından bağımsız olarak arzunun ve amacın ne olduğunun belirlendiğini düşünüyorlar esasında. Değil mi hocam? Yani gerçekçilik şayet şeylerin bizim onları idrakimizden bağımsız bir biçimde ne iseler öylece var olduğuna ilişkin bir kabulse, bu gelenekler, bu siyaset gelenekleri efendim adaletin kaynağında bulunan adille ve onun kaynağında bulunan ilahi ilkeyle, metafizik ilkeyle ilişkili bir biçimde bizim onu idrakimizden bağımsız bir biçimde orada var olduğunu bizim ondan pay alıp hayata geçirmek suretiyle aslında düzeni, nizamı, adaleti tesis edebileceğimizi düşünüyorlar. Tabii. Bu manada gerçekçiler. Belki bunun klasik üzerine... metafizik ideallere bağlı bunlar. Evet. Mesela. Aslında oradan başlayabiliriz. Farabi'nin siyaset düşüncesini, soruyu şöyle vaz edelim. Farabi'nin siyaset düşüncesi metnini aslında şöyle diyelim. Mesela Farabi'nin siyaset düşüncesini ele almak isteyen biri şu kitaba önce müracaat eder. El-Medinetü'l Fazıla, Erdemli Şehir kitabına. Erdemli Devlet aslında. Erdemli şey. Devlet, evet. Bu kitabı açtığında yaygın siyaset metinlerinden farklı bir metinle karşılaştığını görüp hayal kırıklığına uğrayabilir. Aslında hocam mesele... Bugün için söylüyorum. Evet, evet. Bugünkü siyaset metinlerinden farklı bir eserle karşılaşır, bir metafizik metniyle karşılaşır. Neden Medinetü'l Fazıla bir siyaset felsefesi metniyken aynı zamanda bir metafizik metnine dönüşüyor? Şimdi bu meselenin aslında iki cihetten ele alınması gerekiyor. Şimdi Farabi'den önce de Yunan felsefesinde Platon ve Aristoteles gibi düşünürler tarafından siyaset meselesi insanın hakikate ilişkin arayışının ve bu hakikat bilgisine sahipse şayet bu hakikat bilgisine ulaşmayı mümkün kılacak bir toplumsal düzeni oluşturma çabasının bir parçası olarak ele alındı. Evet. Platon'dan beri bu mesele Platon'da oldukça sistemli. Hatta eski kadim milletlere gittiğimizde de onlarda da böyle bir çaba var ama biz literatür olarak bunların eserlerine sahibiz. Şimdi bütün bunlara göre aslında bugün de böyle bu yani. Hangi evren hakkında, insan hakkında ya da ilaveten daha doğrusu ya da değil bunlara ilaveten bütün bu varoluş düzeni hakkında kanaatlerimiz neyse ona uygun bir şekilde bireysel ve toplumsal hayatımızı inşa etmek istiyoruz. Evet. Bu sebeple Farabi'nin Medinetü'l Fazılası'nda da Siyasetül Medeniyesinde de Farabi bize önce doğru inancın ve buna inanca uygun bir davranışın ne olduğunu anlatır. Yani biz eyvallah. Neye inanmalıyız? Hatta hocam bu Medinetü'l Fazıla'da da enteresan bölümler vardır. Mesela bir insana ne öğretilmelidir? Yani sıradan bir eğitim düzeninde yani böyle çok üst düzey değil de neler öğretilmelidir? Buna dair veriler Erdemli var. Erdemli şehrin ferdi neleri bilmelidir? Neleri bilmelidir yani? Bu filozofun bilgisi değil yani aynı zamanda sıradan bir insanın bilgisi. Neleri bilmelidir? Buradan başlar Farabi inanç konusunda düşünce, inanç derken burada itikat anlamında yani akide anlamında söylemiyoruz. Yani düşünceyi inşa etmek için hangi tür bilgiler lazımdır? Farabi onu anlatır. Sonra bu bilgilere, bu inançlara uygun bir davranış nasıl olmalıdır onu anlatır. Ardından da bu bilgileri ve inançları, davranışları takip edebileceğimiz, bilgileri öğrenebileceğimiz, ona uygun şekilde davranabileceğimiz toplumsal düzen nasıl inşa edilir sorusunu sorar. Buraya kadar aslında Farabi'nin yaptığı şey hocam siyaset felsefesi Yunan'dan beri devam ede gelen toplum ve siyaset üzerine düşünme ameliyesinin bir parçası olarak görünür. Farabi'nin kendi içindeki özgünlüğünü saklı tutma kaydıyla. Belki burada suduru buraya dahil etmesini Aristoteles'ten yani antik dönemden farklılaşan bir unsur olarak değerlendirebilir miyiz? Değerlendirebiliriz fakat şunu demek istiyorum ben yani... Platon genel çerçeve itibariyle evet. Metafiziğe, siyaseti tabii. Bağlama ve siyasetin bizim hayatın, varlığın gayesine ilişkin bir perspektiften bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulama hususunda ortak bir çizgiyi devam ediyor. Ortak bir çizgi var. Evet, evet yani mesela Platon'da da var biliyorsun. Erdemli bir ya da fazıl, mütekamil, kemale ermiş bir insan tipi var. Bu insan tipi etrafında toplumu örgütleme. İnsan-ı kamil fikri var yani eyvallah. Aslında bizdeki tabiriyle. Sonra yeni Eflatunculuk buna suduru ekledi. Bir tür yeni Eflatunculuk diyoruz da benim aklıma hep Platonosculuk demek geliyor buna. Yani yeni Eflatunculuk evet, diyelim. Evet, bu anlaşılması açısından yani burada bir sudur düşüncesi ortaya çıktı. Yeni baştan siyaset meselesi ele alındı. Ama Farabi'nin esas İslam düşüncesi tarihinde dikkat çeken ikinci bir yönü var. O yön şu. Şimdi ana çerçeveyi böyle düşünelim. Bu çerçeve gerçekten Yunani bir çerçeve. Farabi nübüvvetin geldiği yani bir peygamberin olduğu toplumsal düzende doğdu, büyüdü. Yaşadığı çağ, yaşadığı toplum da peygamber etrafında örgütlenmiş, peygamberin yerini müştehitlerin Bunun altını kalın bir şekilde çizelim. Tartışma konusu bu çünkü aynı zamanda. Bunun ne anlama geldiğini belirtelim. Tabii yani Farabi'nin doğduğu ve yaşadığı dönem itibariyle söylüyorum yani. Bir İslam peygamberi çıkmış, bir din tebliğ edilmiş, ardından bu din dünyanın önde gelen bölgelerine hakim olmuş, bir dünya dini haline gelmiş. İspanya'dan işte Hindistan'a kadar uzanman mamur bölgelerin tamamı bu dinin mensupları tarafından siyasi bir yönetime konu olmuş. Bu siyasi düzenin sağlanması için de yani biraz önce özetledin ya, yani adalet kavramı, düzen kavramı, mutluluk kavramı, bunlar etrafında tefekkür eden insan toplulukları oluşmuş ve hukuk nasıl olacak buna dair de bir belirginlik oluşmuş. Peygamber gitmiş ama o peygamberin misyonunu devam ettiren gruplar var. Yani peygamber aleyhisselamda toplanan bütünlük bir yönle fukaha tarafından, bir yönle kelamcılar tarafından, bir yönle sufiler tarafından veya başka zümreler tarafından temsil edilmiş. Yani içtihat kavramı ekseninde, ister düşüncede, ister davranışta, ister başka yönde olsun, içtihat kavramı ekseninde kurucu akıl tabiri caizse varlığını sürdürüyor. Farabi burada yaşıyor. Böyle bir dönemde yaşıyor. Şimdi Yunan çerçevesini eline aldığında Farabi buraya çok önemli bir ekleme yapıyor hocam. Soru şu burada. Aslında Yunan'dan beri devam eden soru da bu. Biz toplumu nasıl örgütlersek, nasıl bir siyasi nizam, toplumsal düzen kurar isek, hakikat bilgisine ulaşacak bir yapı inşa ederiz. Evet, yani şunu demek istiyorum. İnsanların tesadüfen, rastgele, ya bir dönem için değil de topluca kendi kabiliyetlerini gerçekleştirebilecekleri ve hakikat bilgisine ulaşması mümkün insan tiplerini tespit edebileceğimiz bir düzen. Evet. Yani esas arayışımız bu. Farabi diyor ki aslında erdemli bir toplum hakikat bilgisine sahip olan, aynı zamanda bu bilgiyi de toplumsal nizama dönüştürebilecek bir insan tarafından kurulabilir. Bu insan peygamberdir diyor Farabi. Burada şu kabulü de görüyoruz hocam. Bireysel bir biçimde toplumdan kendisini tecrid etmiş kişinin yetkinliğini aslında tamamlayamayacağı, yetkinliklerinin hem toplumda ortaya çıkacağı hem de toplumun o yetkinliklerin ortaya çıkması hususunda zemin rolü ifade edeceğine ilişkin bir düşünce var burada. Var hocam, bu İslam filozofları tarafından da sıklıkla ifade edilir. Evet. Belirli bir dönem için ya da hayatın bir... Peygamber vurgusunu ama kaçırmayalım. Geleceğim. Eyvallah. Bir şey dikkat çekeceğim de. Yani belirli hayatımızın belli evresinde, belli döneminde... inzivayı yöntem olarak kullanabiliriz. Evet. Ama toplumdan tecrit edilmiş bir yaşam birçok sahte erdemin ortaya çıktığı ya da erdemsizliğin gizlendiği bir yaşamdır. Evet. Filozoflar buna özellikle İbn Miskeveyh çok net dikkat çeker ama Farabi'de de bu açıklıkla görülür. Şimdi bu diyor Farabi peygamber olabilir ancak. Yani diğer insan olamaz. Aslında Farabi'nin burada bir gerekçesi var. O da şu. Filozof hakikat bilgisine sahip bir insandır. Ama bu hakikat bilgisini insanların idrak edeceği, insanların algılayıp yaşam formuna dönüştüreceği şekilde somutlaştıramaz. Eyvallah. Peygamber bu somutlaştırma işlevini yapabilen kimsedir. Bu nedenle ama kurucu bir peygamber, yani toplum kurmasını dile getirdiğimiz peygamber hem hakikat bilgisine sahip olmalı hem de bu hakikat bilgisini toplumsal bir yaşamın kurallarına dönüştürebilmek. Tikelleştirme üzerine sahip olmalıdır. Evet. Evet. Buradan şu vurguyu yapıp belki Farabi'nin şehir örneklerine geçip tek tek onları konuşabiliriz. Evet. Farabi'nin filozof ve peygamber arasında bir derece farkı mı gördüğü, mahiyet farkı mı gördüğü, ilişkilerini nasıl kurduğu, Farabi'nin Erdemli Şehrin Er-Reisül Evveli dediği, yani ilk başkan dediği, yöneticisinin aslında peygamber mi olduğu yoksa filozof mu olduğu, felsefe din ilişkisi, din akıl ilişkisi etrafında da tartışılan bir konu. Buradan şunu anlıyoruz esasında. Farabi Er-Reisül Evvel dediğinde yaşadığı toplum itibariyle şeriat getirmiş, metafizik ilkeleri tikelleştirmiş, somutlaştırmış, kurallara dönüştürmüş bir peygamberi kastediyor. Ondan sonra gelen ikincil yöneticiler esasında o örnekliği takiben eriştikleri soyut ilkeleri bununla somutlaştıran, bu içerikle somutlaştıran filozoflar olarak görülüyor. Evet hocam, aslında bunu daha felsefi ifade edebiliriz. Farabi'ye göre saf akıldan hukuk çıkmıyor. Evet. Saf, yani hukuk çıkması için saf akla bir mütehayyile ya da hayal gücü eklenmesi gerekiyor. Bir. Evet. İkincisi, hayal gücü herkeste var. Yani hayal gücü illa peygamberle ilgili bir şey değil ki. Evet. Sıradan insanlarda da var. Farabi diyor ki, hayal gücünden hakikat bilgisine uygun bir hukuk çıkabilmesi için hayal gücüyle akıl arasındaki mesafenin sıfırlanması lazım. Yani şunu demek istiyorum. Araya vehmin girmemesi lazım. Adamın kendi şahsi ihtiraslarını, kabilevi ihtiraslarını, milli menfaatlerini, yani hakikati perdeleyecek her türlü unsurun devre dışı kalması ve akıl nasıl ki yukarıdan gelen sudur teorisi, nasıl ki yukarıdan gelen anlam şeyleşiyorsa, burada nesneleşiyorsa, gelen şeyde hakikat bilgisi de peygamber olan bir kimsenin hayal gücü sayesinde davranış kurallarına dönüşmelidir. Fakat biz bunu hep hukuk diye konuşuyoruz hocam. Farabi'de bu sadece hukuk değil biliyorsun. Yani ahlak da bunun içerisinde, hukuk da, yani toplumsal düzenin bütün şeyleri, unsurları bunun içine giriyor. Belki de bu nedenle Farabi'den sonra İbn Sina ameli felsefeyi, hikmet-i ameliyeyi dinle ilişkili bir biçimde, nebevi gelenekle ilişkili bir biçimde vaz edip oraya bırakacak, ilkelerini vaz ettikten sonra bunu onun bir devamı olarak okuyabiliriz. Yani temellerini Farabi'de bir miktar bulan bir tutum olarak. Öyle okuyalım. Bir de Farabi'nin metafiziğe kattığı bir şey var bu bağlamda. İslam öncesi dönemde metafizik daha ziyade şeyle tamamlanıyordu. Yani sudur bahsini anlattık, teoloji bahsini anlattık. Oraya sadece nefsin bekası meselesi, insan ruhunun sürekliliği meselesi ekleniyordu. Evet. Farabi'nin Kitabül Hurufu'nun birinci kısmı metafiziğin ontolojisiyle ilgili, ikinci kısmı hocam metafiziğe mülhak bahisle ilgili. Farabi, nübüvvet dediğimiz şeyi metafiziğe mülhak ek hale getirdi. Dolayısıyla metafiziği anlattın, metafizikçi bir filozofa ulaştın. Diyelim ki sonunda metafizikçi bir düşünür ortaya çıktı. Buraya hayal eklemekle toplumsal yapıya bağlanıyoruz. Bu nedenle felsefi tasnif geleneğinde bunun en yani zirvesi şeydir, İbn-i Ekfani İrşadül Kasıdı'dır. Dini ilimler, felsefi ilimler anlatıldıktan sonra metafiziğe mülhak olarak nübüvvet anlatılır, ardından da kelam ve fıkıh getirilir. Yani dini ilimler metafiziğe mülhak disiplinler olarak anlatılır. Eyvallah. Bu aslında Farabi'nin kadim gelenekten. Çünkü Farabi için gelenek sadece Yunan'ı değil, Yunan'ı önceleyecek bir biçimde Mısır'ı, Pers'i, Babil'leri, Keldanileri de içeriyor. Bu geleneklerden süzülmüş siyaset felsefesini içine doğduğu toplumun ait olduğu metafizik çerçeveyle ilişkilendirip bütüncü bir yapıya kavuşturduğunu söyleyebiliriz. Tarihsel şartlarla da ilişkilendirerek Farabi'nin siyaset felsefesini okuyabilmek mümkün. Doğrudan doğruya Abbasî imparatorluğunun toplumsal yapısı, Abbasî bu imparatorluğu, bu hilafeti veya yöneten me'mun gibi şahsiyetlerin amaçlarıyla alakalı da yorumlayabiliriz ama bunu başka vakit yapalım. Vaktimiz azalıyor. Erdemli şehir bahsine geçelim. Farabi bu perspektif etrafında şehirlerin, yani toplumsal yapıların, yönetim biçimlerinin neler olduğunu sorduğunda kabaca bunları 5 bölüme ayırıyor. Erdemli şehir, cahil şehir, fasık şehir, sapkın şehir ve dönüştürülmüş, çarpıtılmış, tahrif edilmiş şehir. 5 türümüz var. Erdemli şehir, sudurun, yani ilk ilkeden başlayarak insana kadar gelen, varlık anlamında içerilen hakikatin bizatihi insanın hem ahlaki seviyede eylemlerine hem de toplumsal eylemlerine yansımış bir biçimde onu yeniden başa döndürdüğü, mutluluğa eriştirdiği ve ilk ilkeye ermesini, onunla bir olmasını, yani insani varoluşu açısından sonsuzluğu elde etmesini mümkün kıldığı bir şehir Erdemli şehir. Evet. Yani Erdemli şehrin amacı esasında insana sonsuz bir hayat vaat etmek. Çünkü Farabi'nin teorisinde şöyle bir taraf da söz konusu. Erdemli şehrin insanları ancak sonsuz bir hayatı hak edebilir. Yani biraz dini öğretiyle çelişen bir biçimde Farabi, cahillerin, fasıkların sonsuz bir hayata layık olamayacağını, kimisinin çürüyüp gideceğini falan da söylüyor. Dolayısıyla Fazıl Şehir hakkında vakit kalırsa bir daha dönelim. Cahil şehirleri konuşalım biraz. Evet. Önce kategorileri söyleyeyim, ben tek tek üzerine duralım. Cahil şehir nedir? Farabi'ye göre cahil şehir aslında kendi hayatını hangi ilke üzerine bina edeceğini bilmeyen şehirlerdir. Fasık şehirler, günahkar şehirler, günah şehri yani. İlkeyi bilen ama aksini yapan, onu yapmayan şehirdir. Sapkın şehirler, ilkeye sahip olan, bu ilkeye uygun davranan fakat bu ilkelerin Erdemli şehrin ilkelerinden başka olduğu ilkelerdir. Sapkın şehirler. Sapkın şehirler yollarını bulamamışlar hocam. Dolaşıyorlar yani aslında. Dâlle değil mi? Sapkını dâlle. Evet, dâlle. Evet, dâlle şehir o yani. Bir türlü hakikati bulamamışlar. Dolaşan şehir yani tabiri caizse. Evet. Mübeddel şehirde son kategori var ya, mübeddel şehir. Yani şöyle diyor sapkın şehirle ilgili. Bu hayattan sonra mutluluğa ulaşmayı amaçlayan. Onlar da bir mutluluğa amaçlıyor. Fakat bu hayattan sonra sonsuz bir hayata elde etmeyi isteseler bile onu elde etmeleri mümkün olmayan bazı ilkelerle hayatlarını bina etmeye çalışanlar. Mesela yani inançları yanlış. Şöyle. Yani evet. Yani derinleştireceğiz da. Yani sapkınlar şöyle. Mesela diyor ki bu şehrin yöneticisi öyle olmadığı halde vahiy aldığına inananlardan biridir. Sahte peygamberler yönetir burayı. Evet. Yani. Sonra yani inançlar yanlış, ona uygun davranışlar hakikate ulaştırmaya elverişli davranışlar değil. Evet. Tam anlamıyla yollarını kaybetmiş olanlar yani. Sapkın şehirler. Fasıklar biliyorlar doğruyu fakat ona uygun davranışlar yok. Davranmıyorlar. Mübeddeller de önceleri sahih bir inanca ve dine sahipler, sonra terk etmişler yani değiştirmişler, tarif etmişler. Evet. Temel kategoriler. Bu fasık, sapkın ve çarpıtılmış, dönüşmüş şehirler üzerine de 15 dakikamız var, konuşacağız. Kısa kısa ana noktalara dikkat ederek cahil şehirler üzerine konuşalım. Evet, Farabi siyaset düşüncesinin en dikkat çekici noktalardan bir tanesi cahil şehirlerin türleri. Evet. Birincisi cahil şehirlerden biri zaruret şehri hocam. Evet. Yani bir toplum şayet zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize olmuş ve hayatın da bundan ibaret olduğunu düşünüyorsa Farabi bunların cehaletinin zaruri miktarda olduğunu düşünüyor yani. Yani bunlar cahil şehirdir fakat yani sadece zaruri miktarla yetinen cahil şehir. Bu nedenle zaruri şehirler cahiller içerisinde faziletli şehre dönüştürülmesi en kolay olan şehir budur Farabi'ye göre hocam. Çünkü bunların çok ileri sapkınlıkları yok. Yani böyle zaruret miktarıyla geçinip gidiyorlar. O kadar yani. Evet. Bunlara niye cahil diyor onu söyleyelim. Niye cahil diyor? Söyle. İnsan hayatını anlamlı kılan yüksek değerlerden yoksunlar. Yani metafizik ilkelerden yoksunlar. Sadece temel ihtiyaçlarını gidermekten ibaret bir hayat düzenleri var. Metafizik idealleri yok. Ölüm sonrasına dair şeyleri güçlenmiş değil. İnançları ve bu inanca uygun davranış kalıpları güçlenmiş değil. Yani bundan dolayı zaruri diyor bunu. Evet. İkinci şehir El-Medinetü'l Nezzâle. Nezzâle evet. Yani, zenginlik şehri. Evet, zenginlik şehri. Kapitalist şehir. evet tabii. Yani aslında biraz ona benziyor. Bütün derdi aslında sermayenin elde edilmesi olan şehir. Tam bugünkü tabirle. Yani maksatları sermaye biriktirmek. Bunların tabii özelliği var hocam. Söyleyelim, unutmayalım. Şimdi bu konuşacağımız cahil şehir türlerinin tamamında lider de böyle. Farabi'de liderlik, yöneticilik çok kilit bir noktadadır. Farabi siyaset düşüncesinde. Mesela zaruri şehre kim lider olur? Zaruri ihtiyaçları en iyi karşılayan insan lider olur. Nezzale dediğimiz zenginlik şehrine maksatları tamamen mal biriktirmek, zengin olmak, yani kapital sahibi olmak olan şehrin lideri de en yüksek sermayeye sahip olandır. Yani birincisi böyle, ikinci taraf da şu. Onları sermayeye ulaştırma becerisini en iyi gösteren insan lider oluyor. Yani yönettiği topluluğu kim o maksatlara ulaştırmayı en iyi beceriyorsa onlar lider oluyor. Nezzale şehir de o. Yani zenginliğin, lüks yaşamın, refahın ana erdem olduğu şehir. Evet. Üçüncü şehir hocam, Medinetü'l Hisse veya Es-Sukut. Evet. Düşüş şehri, düşüklükler şehri. Dibe vurmuş şehir. Evet. Yani bunlar şeyler Farabi'nin nazarında. Şehvet gücünün türlü hazlarından herhangi birisini ya da karmaşasını, bunlar içerisinde karmaşık olanlar da var, merkeze alıp hayatın gayesi haline getiren şehirler. Evet. Bu bazen söylenir ya, mesela kumarhane cenneti denir bir yer için. Evet. Yani bir yer bütün toplumsal organizasyonu insanın kumar hazzını tatmin etmek için organize edilmiş böyle bir yer. Veyahut da şehvet gücüyle ilgili başka unsurlara, mesela diyelim ki fuhuşun merkezde olduğu toplumlar, başka aklımıza gelen çeşitli günahlar merkezde olabilir. Yani. Medinetül Kerrame, onur, saygınlık şehri. Kerrame'den önce şuna dikkat çekelim. Bu hissede, bunlar içerisinde düşüklük şehrinde zirve yapan şehir, bütün bu şehvi hazların bileşkesini taşıyan şehir hocam. Yani yeme, içme, tabii hepsiyle ilgili. Yani azalarımızla ilgili hazların merkeze alındığı, fakat bazılarında diyor Farabi öylesine organizasyon karmaşıklaşır ki hepsini birden bulabilirsin yani. Orasının özel bir şeyi var yani, açıklama gücü var. Saygınlık şehri, onur şehri. Evet. Tefahur şehri. Bu onur şehri deyince aklıma hep şey geliyor benim. Bir işi başaramadığı zaman intihar eden bu Japon uygulaması var ya. Onlar geliyor. Yani onurun merkezinde, hayatın amacı haline getirildiği onurlu bir yaşamın. Evet, onurlu yaşam. Aslında bu kadar yani. Şerefli bir yaşam. Soyluluk burada önemli. Yani ihtişam, soylu bir ihtişam, kazanmak, görkem kazanmak. Evet. Buradan aslında bir tür gurur, övülme, o yüzden tefahur dedim, yüceltilme, insanların şöhret esasında, yani insanlar nezdinde her tür, yani soy yoluyla olsun, makam yoluyla olsun, para yoluyla olsun. Mesela söz gelimi alçaklık şehri, Nezzale şehri, onursuz bir hayat bile olsa zenginleşmekten vazgeçmek. Yani zenginleşme birincil amaç. Evet. Yani onursuzca da olsa zenginleşme. Fakat burada zenginleşme onurun aracı haline geliyor. Yani her şey insanlar nezdinde övünülür olma, görünür olma, şöhret elde etme, saygınlık elde etme amacı etrafında ilerliyor. Buranın bir özelliği var hocam bu şehrin. Evet. Bu şehrin diğerlerinde olduğu gibi şerefli bir, onurlu bir yaşamın dışında sabit değeri yok. Evet, onu demek istiyorum. Evet, yani onu netleştirelim. Sabit değeri yok. Mesela bir dönem gelir toplumda zenginlik mi şeref vesilesidir? Zenginlik merkeze geçiyor. Bir dönem geliyor kumar mı böyledir? Kumar onun yerine geçiyor. Bir dönem başka bir şey yani. Tabii, iyi de olabilir bu. Mesela cahiliye toplumu açısından bu çok merkeziydi esasında. Evet. Desek ki zenginlik mi, soy sop mu? Nedir cahiliye toplumunun merkezinde? Müruet denen bir erdem var mesela. Evet. Esasında bu erdem bir fütüvet gibi bir şey değil. Bunun yerine Arapça tabir çok güzel hocam. Bunlar diyor ki hepsi şunun üzerinde yardımlaşırlar. En yeteavenu ala en yasiru mükerremine, memduhine, mezkurine, meşhurine fil umem. Evet. Yani meşhur olmak, çokça zikredilmek, övülmek, saygı görmek için her şeyi yaparlar. Evet. Ve bunun üzerine yardımlaşırlar. Bunun için savaşırlar. Yunan toplumunda da onur çok merkezi bir erdem esasında. Bu merkeze geldiği zaman böyle bir erdemsizliğe dönüşüyor. Evet. Onu da işaretleyelim. Evet, yoksa yani kendinde bu mutlak bir erdemsizlik sayılmayabilir. Ama merkeze geldiği zaman hayatın gayesi haline getirildiği ve içerikten koparıldığı zaman tam bir erdemsiz ilkeye dönüşüyor. Evet. Beşinci cahil toplum ise Medinetü't Tagallüb, yani zorbalık ve iktidar şehri esasında. Tabii tabii, başkalarını hakimiyet altına almak, egemenlik yani buradaki bütün şey değer. Yani egemen olmak, başkalarını kendi egemenliği altına almak, bunun için türlü vasıtaları kullanmak. Bu şehir, bu devlet tarzının da örgütlenmesinde. Hocam biz şehir diyoruz ya sürekli. Türkçe'de şehir Yani kent anlamına geldiği için. Burada bir yönetim organizasyonu, grup manasına geliyor. Yani site devletlerinden geldiği için bu literatürün kaynağı böyle diyor, ona işaret edelim. Bu devlet demek aslında. Yani, yani bu şehir tasniflerini Aristoteles'te de öncesinde Platon'a kadar geri götürülecek bir biçimde bulabiliriz. Farabi buraya fasık şehir gibi diğer unsurları ekleyerek genişletiyor. Efendim 6. şehir, belki en fazla üzerine durmamız gereken şehir, El-Medinetü'l Cemaiyye. Ne diyelim? Demokratik şehir. Esasında demokratik diye tercüme etmenin bir mahzuru yok. Zaten bunun kaynağında zaten demokratik Yunanca'da kelime o yani. Da bu şehri Aristoteles bahsettiğinde, diğer Yunanca kaynaklar bahsettiğinde demokrasi şehri olarak adlandırıyorlar. Demokratik şehir olarak adlandırıyorlar. Bu demokratik şehri nerede mi? Hani birisi mülk biriktirmekti, öbürü onur elde etmekti, öbürü her türden şehevi hazları elde etmekti. Bu demokratik şehrin insanlarını yönlendiren ana erdem ne diye sorduğumuzda Farabi'nin kendisi diyor ki... Fransız ihtilalinin temel değerleri. Evet. Özgürlük ve eşitlik. Ha? Arapçasını okuyacağım hocam. Vehiye, bu demokratik şehir, elleti kasada ehlühe en yekûnu ahraran. Yani bu demokratik şehrin insanların tek amacı vardır. Hür olmak, özgür olmak, özgürlüğü erdem haline gelmek ve bu getirmek ve buradaki herkes kendi fiilinin ancak özgür bir fiil olduğunda erdemli hale geldiğini düşünüyor. Evet. Bir tane daha değeri var hocam bunların. Eşitlik. Evet. Eşitlik, yani burada iki temel değer var. Farabi bunu niye erdemsiz görüyor? Önce ona işaret edelim. Özgürlük ve eşitlik sadece kavram olarak alındığında erdemsizlik olarak değerlendirilemez tabii ki yani. Farabi'nin bunu erdemsiz görmesinin sebebi şu. Yapının kendisi, siyasi formel yapının kendisi hakikat bilgisine uygun bir yaşamı gerektirmiyor Farabi'ye göre. İnsanların taleplerine göre tamamen şekillenen bir yaşamı gerektiriyor. Bu diğer bütün şehir türleri içerisinde erdemli topluma en yakın şehir, 2. şehir bu hocam. Zaruriye erdemli topluma dönüştürülmesi en kolay şehir. Farabi'nin özellikle Siyasetül Medeniyye'de demokratik toplumla ilgili tasvirlerini, yani olduğu gibi okusan onun o dönemde yazıldığını anlayamazsın. Yani gelişmiş bir batılı toplumdan bahsediyor gibidir Farabi. Bu şeyde günümüzdeki gelişmiş bir batılı demokrasiden bahsediyor gibidir aslında. Enteresan, diyor ki Farabi, bu şeylerin diyor, bu toplumların, demokratik devletlerin diğerlerinden bir farkı vardır. Bunlar insanların kendi taleplerini karşılamasına izin verdikleri için bütün diyor diğer ülkeler, diğer şehir türleri tarafından arzu nesnesi haline getirilirler. Mesela en çok göç alan toplumlar bunlardır diyor. İnsanlar orada kendilerini bulabilir, yani kendi isteklerini yerine getirebildikleri için. 2. Son derece çeşitlilik barındırırlar. Yani fertlerin kendi şahsi ilgilerini yerine getirmeye izin verirler. Bu nedenle diğer toplumlardan değil hocam, diğer şehir türlerinden değil Farabi'ye göre, faziletli şehrin dışında filozofların çıkmasına en muhtemel şehir demokratik şehirlerdir Farabi'ye göre. En muhtemel şehir, çünkü izin verirler, yok etmezler yani. Toplumsal yapılanmalar da buna izin verecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Mesela bu şehirde hakiki bir liderlik yoktur. Toplum tarafından seçilir liderlik ve kişi toplum istemediği zaman liderliğini sürdüremez. Yani eşitler arasından birisinin liderliğe geçtiği bir şeydir. Bu şehrin tabii bir takım şeyleri var. Bu lider olan kimse aslında erdemli toplumun inançlarını ve erdemli toplumun yasasını burada uygulamaya kalkarsa engellenir Farabi'ye göre. Yani mümkünse engellerler. Engelleyemezlerse alaşağı etmek için öldürme de dahil her yolu kullanabilirler diyor Farabi. Sebebi bu. Yani bu şehrin Farabi nazarında erdemli bir toplum görülmemesinin de sebebi bu. Sabit bir hakikat bilgisine göre amel etmiyorlar yani. Evet. Bu şehir erdemli topluma en yakın olan şehirlerden biri. Fakat diğer taraftan Farabi şunu da vurguluyor. Cahil şehirlerin tamamında gördüğümüz tüm yanlışlıkları, yanlışlıklar ve tüm yanlış amaçlar olabilecek en tam bir biçimde ve en çok bu şehirde bulunur. Yani çünkü, zenginlik burada bulunur. Çünkü herkes burada bulunur, hepsi burada yani. Çünkü burada yaşayan herkes özgür bir biçimde kendisine en fazla haz vereni, en fazla onur vereni, en fazla efendim ne bileyim mülk biriktirmesine yarayan şeyi gaye olarak benimseyebilir ve buradan ilerleyebilir. Ve bunlar hür oldukları için yöneticilerini de o şehirde ortaklaşa bir biçimde gelişen gaye ne ise o minvalde seçerek sürekli değiştirebilirler. Bunlar da esasında dolayısıyla bir yandan verili sabit bir çarpık, yanlış bir gaye olmadığı için Erdemli şehre dönüştürülmeye en yakın olanı, diğer taraftan en uzak olanı. Evet hocam, bundan tabii şu çıkıyor. Farabi'nin siyaset felsefesinde bir toplumsal düzeni ya da bir devleti değerli ya da değersiz kılan, erdemli ya da erdemsiz kılan şey onun formu değil. Evet. Siyasi formu değil yani. Kesinlikle. Yani devlet başkanının seçimle gelmesi, aile yoluyla intikal etmesi, bir grubun, bundan hiçbirisi değil. Evet. Erdemli ya da erdemsiz kılan şey benimsediği temel inançlar ve bu inançlarla irtibatlı olarak oluşturduğu yaşam formu. Yani değeri ne? Farabi buna bakıyor. Hangi değerden hareket ediyor? Burada da demokrasi yine herhangi bir siyaset etme biçimi, yönetme biçiminden ziyade içeriksel seviyede insanların kendisi için neyin iyi olduğu sorusuna hoşuma ne gidiyorsa o iyidir cevaplarını. Hoşluk da burada özgürlükle belirlenen bir hoşluk. Evet. La cevap verdikleri bir şehir. Yani bütün hayatlarını like ve dislike, yani hoşa gitme ve hoşa gitmeme ikileme etrafında inşa ettikleri bir şehir. Biz özgürlük bahsi etrafında bununla ilgili çokça konuştuğumuz için esasında yeniden buraya dönmeye gerek yok. Programımızın sonuna gelmiş olduk. Farabi'yi çok kısa bir biçimde esasında müzakere ettik. Farabi'nin hem Erdemli şehri üzerine, hem sapkın hem de saptırılmış, çarpıtılmış, dönüşmüş şehri üzerine konuşmak lazım aslında ilerleyen programlarda. Aslında söyleyebiliriz hocam, ekleyebiliriz yani. Genel ve son bir cümle hocam. Son bir cümle. Bu sene aslında Farabi senesiydi. Evet. Ama salgın hastalık nedeniyle Farabi'nin şanına yakışır herhangi bir faaliyette bulunamadık işin doğrusu. Bu program bir şey olsun yani, bizim adımıza bir anma programını da kabul edelim işin doğrusu. Fakat biz inşallah ileride Farabi hakkında daha geniş bir program yapalım. Yani Farabi değer böyle bir programı. İnşallah. Evet efendim, Düşüncenin Seyir Defteri'nde bu hafta Farabi'yi ve onun siyaset felsefesini konuştuk. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.